Herkese merhaba ve tekrar bir Sims 4'e hoş geldiniz. Evet, yine Sims 4'teyim. Biliyorum, gerçekten her bu oyuna girdiğimde kendimi ve hayatımı sorguluyorum. Ama dedim ki valla bugün yine bir Sims 4 challenge yapalım. Ve bugün kimseden kopyalamadığım bir challenge yapacağım. Dışarıda inşaat başladı, lütfen durun. Sadece obje kullanarak ev yapabilir miyim? Ve bunu hiçbir yerde görmedim. Normalde challenge'ları birisinden hani taklit etmek gerekir ve bir popüler trend olur ama bu sefer dedim ki kendimi challenge uydurayım. Nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama bakacağız. I'm kind of excited but also endişeliyim. Çünkü daha önce asla böyle bir şey yapmadım ama bakalım. Şimdi ilk olarak yer yapmamız gerekiyor. Yeri yer olarak kullanamayacağım. Obje kullanmam lazım. Obje olarak ne yer olabilir? Mesela yer yazarsam ne çıkar? Halı. Halıdan yer yapalım. Hadi gelin. Halıyı yer yerine kullanacağız. Şey değil mi? Aslında var. Bak çok ilginç. Şu rectangle bunu büyüt mesela. Al sana tuvalet. Yani biraz büyük bir tuvalet oldu ama. Ya da yemek odası al. Yemek odası döşemesi hazır. Şurası da giriş olsun bari. Aha da giriş. Şimdi oturma odası olsun. Ya ne saçma şey, yemin ederim. Aa, dur bunu da böyle yap. Tamam. Burası böyle giriş olsun. Şu rectangle'dan yanda da olsun bari. Aa, süper. Bence okey. Gerçekten şey böyle Sims 4'ün hani o kadar kullanılamaz yönü var ki böyle bazen şey oluyorum. Bu oyunun suyunu çıkarıyoruz. Hani bilmiyorum, yaratıcılar aslında, yani Sims 4'teki YouTube yaratıcıları aslında bayağı ilginç içerik yaratıcıları. Bu arada yaratıcılar biraz fazla geniş oldu. Güzel içerik buluyor herkes ama bazen çok zorlama geliyor bana. Ve böyle bazen ben de kendimi o bir şeyleri zorlamak, zorunda olmak iyi bir şey değil. O yüzden böyle içinden gelmiyorsa yapmamalısın. Ama tabii ki herkes bunu yapmak zorunda değil. Bu yüzden saçmalıyor muyum? Evet. Okey, biraz oda proporsiyonları çok iyi olmadı ama neyse, olsun, tamam, fena değil. Bence ev iyi böyle. Daha büyütmeyeceğim. Şimdi duvar yerine ne kullanabilirim onu merak ediyorum. O yüzden böyle separatör gibi bir şey lazım bana. Şuradan bir dekorasyona girelim. Bence vardır ya, yaparız. Dur bakayım. Neler var? Aha bak, bunlar var. Aa bak, bu neymiş? Penceremi buldum şu an. Aa, pencere. Çok tatlı. Pencere koyacağım ilk önce. Ama yok, duvarı koyalım ilk önce. Duvar daha önemli. Bir şey diyeyim mi? Çok ilginç bir challenge oluyor şu anda. Hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. Duvarımız bu olsun mu? Ne bu? Monolit gibi bir şey. Ha, felaket plakı. Bu şey doğal ya da yapay bir felakette ölen insanların isimleri yazılı ve ben bunu odamın duvarı olarak kullanıyorum. Çünkü bir sadistim. Evet, bunu kesinlikle kullanacağım ama harika. Duvarlarımda ölü insanların isimleri olması harika. Bir şey değil mi? Gayet yaratıcı bir duvar yani. Baksana, böyle duvar yani bulamazsın. Asla bulamazsın hiçbir yerde. Ama hep de aynı duvarda olmasın şimdi. Bazı yerlerde farklı olabilir belki. Ben ne yapıyorum şu an? Bak, bazı yerlerde farklı pencereler bile olabilir ama neyse, bakalım. Bak, burada da pencere ne olsun, süper. Hem de renkli camlı pencere. Sims 4'teki renkli camlı pencere sayısının ne kadar az olduğunu herkes biliyor değil mi? Come on. Come the fuck on. Kulağa çok doğru gelmedi az önce söylediğim şey ama her neyse. Tamam, bunu da böyle koyduk. Şimdi kapı. Kapı biraz sıkıntı aslında. Kapıyı ne koyacağımı bilmiyorum. Bakalım burada neler var separatör olarak. Oha. Bu. Al sana kapı. Tabii kapısı olmayan bir kapı. Daha çok arch. Ama olsun. Olsun canım, bu da kabul edilir yani. Tamam, bunu da koyduk. Çok ilginç oluyor. Hayatımda öyle bir şey yapmadım ben ya. Acaba çatıyı nasıl yapacağım? Burada çatıyı çok merak ediyorum şu anda. Beni zorlayacak bence çatı. Okey, şimdi pencere zamanı. Koy bakayım bunu. Şu kenarlar biraz garip oldu ama. Bu arada mouse'um yüzünden şu an kontroller biraz garip ama. Oh my god, what is this? Bu ne? Çok komik bir şey oluyor. Bir şey değil mi? Çok ilginç oluyor. Hayatımda böyle bir şey yapmadım. İlk kez böyle bir şey yapıyorum Sims'te. İlginç yani. Hiç böyle bir şey yapmak nereden aklıma geldi bilmiyorum. Bazen işte beynim. Biliyorsunuz ki çok parlaktır. Random anlarda harika fikirler bulmaya çok mütevelliyimdir. Burada buna içeri bakmalı çünkü içeri bakmalı. Bu da dönsün böyle. Heh. Ama gerçekten burada şaka bir yana şu an kendimi öveceğim. Ve bazen kimsenin beklemediği anda çok parlak bir fikir ortaya çıkabiliyorum. Hani oh my god, bunu böyle yapsak nasıl olur diye bir anda bir fikir ortaya koyuyorum. Herkes oh my god Luca, how did you think of that diyor. Ben de ah canım, biliyorsun benim beyin iyidir. Yani genellikle değil ama. Okey, bazı yerlerde pencerenin rengi mi değişti acaba şurada falan? Ya da yok, değişmez. Bir şey değil mi? Ben çok memnunum şu anda buradan. Yani kesinlikle sıkıntıları var. Özellikle pencerenin duvarla aynı boyda olmaması gibi büyük bir sıkıntımız var ama olsun. Aa, bunu da koy böyle. Süper süper, seninle gurur duyuyoruz hepimiz canım. Hayatta başarılar diliyoruz. Sims 4'te olsan bile seni çok seviyoruz.
Bu arada sıkıntı olacak bir şey buldum şu anda. Evin içini görmek biraz zor olacak. Çünkü duvarları azaltma özelliği yok. Bunlar duvar değil. Olsun, hayatta her şeyi görmek önemli midir? Hayır. Hayatta bazen nereye gideceğimizi bilmemek bize yardımcı olur. Genellikle değil ama bazen evet. Bu yüzden yalnız cidden yani monolit ve bu ne peki? Bunun olduğunu bilmiyorum. Bu yalnız oda bölücü bir separatör dediğim gibi. Bunlar aslında bayağı pencere için kullanabilecek şeyler. Gerçek bir pencere olmasa bile gideri var yani bence. O yüzden lütfen Sims 4'ü bazen yargılamayın. Tamam, bunu da ekle böyle. Şurayı da böyle küçük. Arka bahçesi olsun emin değilim ama her neyse. Ha bak, bunu da koyduk, süper. Aha da bitti. Tamam, bu harika ama çatımız nasıl olacak? Çatımız yok. Neyse, ilk önce bir evin içini bitirelim, sonra çatıya bakarız. Aa bak, burada bir tane daha giriş var. Arch. Archway. Aa, bu da tatlıymış. Bakayım, böyle farklı archway'ler var galiba oyunda. Evet, iki tane archway var galiba. Bu neymiş? Aa, bunu koymam lazım. Oo, rainbow. Aa, çok tatlı bir yer oldu. Bu ne böyle? Belki evin için daha net görmem açısından şey yapabilirim. Şu insanların ölülerinin yazdığı plakları biraz daha küçük mü koysam? Şöyle mesela. Bazen sensörü kullanmayı bildiğimi düşünmüyorum gerçekten. Hatta bazen de çoğu zaman. Canım süper, bunları böyle yerleştir. Kendimi resmen yani çocuk gibi hissediyorum şu an. Bu ne böyle? Bir şey diyeyim mi ama gerçekten çok kötü değil yani. Belki duvar seçimim harika olmayabilir ama belki de bu challenge'ı orijinal bulmamın sebebi kimsenin bu challenge'ı yapmamasının bir sebebi de olabilir aslında. Çünkü çok saçma ve mantıksız bir challenge, o yüzden ya. Yeah. Mesela bunu diğer Sims'lerde yapman çok zor. Çünkü Sims 4'ün bu build moddaki akışkanlığı yok. Alt tuşuyla yani basabilme özelliği olmadığı için çok zor yaparsın. Yani hizalara getirmek bayağı zor olur ama Sims 4'te bunu yapabiliyorum. O yüzden I'm okay with that. Bayağı ilginç oldu ya. Hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Bunu da koy canım. Süpersin. Harika. Tamam. Bu ne ya? Bu çocuk şeyi oldu. Çocuk oyun parkı, kalesi, labirenti. Ama duvarda insanların ölü isimleri yazıyor. Ölen insanların isimleri yazıyor. Okay, tamam. Buraya da bir tane kapılar koyalım. Hangi kapıyı koyalım? Yine aynı kapıyı koyacağım çünkü başka kapı yok. Maşallah çok da büyük. Ha bir de bu kadar küçülüyor. Daha küçültemiyorum. O zaman diğer archway. O zaman içerideki archway'lerimiz de bunlar. Eco lifestyle yine işe yaradı, harika. Bir şey değil mi? Harika. Şu an o kadar memnunum ki her şeyden. Şuraya sığmayacak büyük ihtimalle ama. Bir de gerçek kapı olmaması biraz tabii ki problem ama olsun. Alright. Evimiz tamam. Bu ne, çok garip. Çok ilginç bir yer oldu. Halı, ölü insanlar ve market girişlerinden oluşmuş bir çocuk ölüm fermanı parkı labirenti. Bence gayet iyi. Tamam, şimdi normal kısma geliyoruz. Objeler. Bunları normal yerleştireceğim valla. Al canım, tuvaletim burada. Her yer açık ama olsun. Tamam, duş koyalım bari şöyle. Duş kabin koyalım. Şu an çok gülüyorum, neden bilmiyorum. Aşırı komiğime geldi. Ha bak, bunu da koy. Böyle açık olması çok ilginç şu an. Algılayamıyorum nerede olduğumu. Burada yatak odasını düşünmedim ama şurası yatak odası olsun. Biraz küçük bir ev oldu ama bilmiyorum. Böyle tabii şey de farklı. Objelerin ölçeği uymuyor duvara. O yüzden bir garip oldu. Her neyse. Tamam, bunu da koy böyle. Canım, abajurlarını da al böyle. Süper. Yani gerçekten dediğim gibi hani Sims 4'te böyle bu ilginç saçma sapan challenge'ları en rahat Sims 4'te yapabilirsin. Hani Sims 3 ve Sims 2'de biraz daha kısıtlı. O yüzden hani bilmiyorum. Şu son 1,5 senedir böyle Sims 4 kendini hafif de olsa toparlama seviyesine getirdi. O yüzden böyle hani eskiden sahip olduğum nefret kusma kısmına dönmek istemiyorum. Yani istiyorum aslında ama yapmayayım. Çünkü evrene kötü enerji yollarsak evren de bize kötü enerji yollar. Bu yüzden. Okey, burada böyle şeyler koyalım bari. Al bak, abajurunu da koyduk. Daha ne olsun canım. Resmen harika bir ev yaptım. Daha ne olsun. Okey, burası mutfak olsun. Harika. Efsane. Okey, mutfağımız da böyle fena değil gibi. Al bak, harika mutfak. Al sana Amerikan Çocuk Labirenti Ölüm Fermanı Parkı. Ocağımız da olsun. Yani düşündüğümden daha kolaymış ya. Çünkü biomod'da ilginç objeler olduğu için bunu yapmak o kadar da zor değil ama yine de. It's not too bad, I think. It's okay. It's okay not to be okay. Kabinetlerin de kafası karıştı. Şu an bir duvar olmadığı için boşlukta yapıyorum. Bak, uçuyor falan böyle. Ne oluyor? Niye böyle uçuyor? Kabinet uçuyor. Wee. Wee. Are you okay, Sims? Şu an
Ne? Bir sanat enstalasyonu yapmak aklımdan geçmiyordu ama olsun, tamam. Bak bir olay bulduk şu anda. Demek ki duvarınız olmadan kabinet yapmaya çalışırsanız böyle problem şeyler oluyor. Okey ya, mutfak da bitti. Harika iç mimarlık yeteneklerimle birbirine aşırı uyan objeler. Burada da bir tane oturma odası yapalım bari. Oh yes, wait a minute Mr. Postman. Hey yeah 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 Mr. Postman. Oh Mr. Postman look at me, oh yeah. Okey, al sana televizyonun, yani daha ne kadar az uğraşabilirdim değil mi? Asla uğraşmadım şu anda. Bu evde kural yok canım, bu evde istediğini yapabilirsin. Bu ev bir deney. Burası bir sosyal deney evi. İnsanlar kuralların olmadığı bir evde hayatlarını ne kadar sürdürebilir adlı bir sosyal deney. Tamam, bir şey unuttun mu? Galiba unutmadım, bu kadar değil mi? Yemek odası yapacaktım da boşverin. Şuraya bari bir masa koyayım, al. İyi, şundan koy. Tamam, masamız da bitti. Birkaç bitki de koyalım çünkü tertemiz ve mükemmel renkli ve harika sosyal deney ölüm fermanı çocuk labirentimiz bitsin artık. Tabii duvar ışığı da koyabiliriz. Bakalım duvar ışığı koymaya çalışabilecek miyim? Bunu da bir deneyeyim. Koyamıyorum tabii ki. Aa, koyuyorum bak böyle. İlginç bir şekilde koyuyor. Şeyde olmadığı için, duvara bağlı olmadığı için alt tuşuyla sürekli kullanıyormuşum gibi oluyor. That's interesting. Okey, burada ne olsun, hiçbir şey olmasın yeter. Bakalım gece nasıl gözüküyor. Wow. That is cool. Şimdi pavilyon. Biraz çatısına bakalım. Çatısı açıkçası şu pavilyon tarzı şeylerden koymak istiyorum. Neredeler emin değilim ama bak şunlar. Bak bunlar çok güzel. Tam çatı. Bu çok iyi ama bu tam yatağın üstüne yani. Baksana harika. Ha şunlar var. Bak bu da var. Tamam. Çatımız çok çeşitlilik saçan bir çatı çalışması olacak. Çeşitlilik saçan ölüm fermanı yayınlanmış çocuk labirent parkı. Okey, bunu da koy. Yani teknik olarak buna çatı diyemeyiz ama olsun. Her şey çatı olmak zorunda mı? Hayır. Lütfen ayağına denk al Sims. Başka. Bunları böyle devam ettirelim. Bu küçülebilir belki. Aynen, burada küçülsün. Biraz kod değişiklikleri yapalım canım, mimari elemanlarımızı iyi kullanalım. Bu ne? Ben ne yapıyorum şu an? Saçmalıyorum. Buraya olmuyor bu. Belki girişe farklı bir çatı koyabiliriz. Bak şu da şöyle olabilir. Oha, buralarını kapatınca biraz gerçek olmaya başladı. Ha bak şunu da şöyle yapayım. Bir şey diyeyim mi? Çok ilginç oldu. Sosyal deney ölüm fermanı çeşitlilikli çatı çocuk labirent parkına kesinlikle katılmak isterim yani. Baksanıza. Bir de insanların kullanabilme seviyesine de bakalım birazdan. Belki şurayı da kapatabiliriz. Burası biraz açık kaldı. Remember. Aa bak bu var. Tamam, bu da giriş olsun. Ne yapıyorum? What the fuck is this? Ooh, I like this. Şey olur ya böyle çocukken, hani bazen sandalye ve örtüden kamp yapar çocuklar. Tam onun hissiyatını alıyorum şu an, neden bilmiyorum. Tam ona benziyor ya, gerçekten böyle çocuk şeyi, kamp da değil de tent, heh. Çocuk tentesi. Böyle sandalye ve örtüleri üst üste dizip böyle tente yaparlar ya, tam onun hissiyatını alıyorum şu an. Böyle bir çocuk dünyası. Oo, buraya bak. Çok garip. Bak Judith'e bak. Oha, şu an böyle algılayamıyorum nerede olduğunu. Tamam, merhaba canım. Kendine bakıyorsun. Oo, böyle ölçek sıkıntıları kesinlikle var ama baksana ne kadar ilginç bir yer. Böyle burada yaşanır mı? Yaşanır. Kesinlikle ben yaşamak isterim yani. Yemeğini yapacak şimdi, gayet evinde mutlu kadın. Oturma odamız var. Tentelerimiz var. Ölüm fermanlarımız var. Sosyal deneylerimiz var. Yok ya, bayağı iyi oldu. Ben hiç böyle olmasını beklemiyordum. Tamam. İyiymiş canım. Her zamanki gibi Sims 4 challenge'ı yapmaya çalışırken beyin hücrelerimi kaybettim ama olsun. En azından Judith Ward bize salata yapıyor. Evet, bu yüzden bu saçma challenge'ın da sonuna geldik. Böyle challenge'lar istiyor musunuz bilmiyorum. Benim için çok basit oldukları için böyle hani bazen zaman kaybı gibi bile gelebiliyorlar ama genellikle eğleniyorum. O yüzden eğer yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ama her neyse. Bu yüzden bir sonraki de Sims 4 videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve bye bye.